Pazarı Belediye Meclisi'nin 5. Birleşim 1. Oturumuna ait gündem maddeleri. 1. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karatepe, Kireç, Çavdur, Kargın, Biliyörü, Kırka mahalleleri için talep edilen bilirkişilerin muhtarlıktan alınan bilgiler doğrultusunda Orman Katastrosu ve 2B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına ait bir asil bir yedek bilirkişi seçilmesiyle ilgili başkanlık yazısı. 2. Mülkiyeti belediyemize ait Mamuca 9590 ada 18 parsel 244 metrekare miktarlı taşınmazın satışına ilişkin başkanlık yazısı. 3. Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi 1081A Hamamyolu Köprüsü altında bulunan taşınmazın kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer edinmeleri ve el emeği göz nuru eserlerini satabilmeleri için belediyemiz sınırları içinde bulunan kadın el sanatları üreticilerine tahsis edilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye kanunun 18'e ve 38. maddeleri gereğince belediye başkanımız avukat Kazım Kurt'a yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı. 4. Mülkiyeti belediyemize ait Akarbaşı Mahallesi 13349 ada 3 parsel 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun geçici 8. maddesi uyarınca belediyemizin vadesi geçen ve 7020 ile 7100 kuruş sayılı kanunlara göre taksitlendirilmiş vergileri durabilir misiniz burada? Taksitlendirilmiş vergi ve ecrimisi diye devam edeceğiz. Taksitlendirilmiş vergi ve ecrimisi borçlarına karşılık mahsup alacağından 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin E fıkrası gereğince belediye başkanımız avukat Kazım Kurt'a yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı. 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlaması için oluşturulan loganın 5393 sayılı belediye kanunun 18N maddesi gereğince kabul edilmesi ve 2020 yılı süresince belediyemizin tüm etkinlik, program ve yazışmalarında kullanılması ile ilgili başkanlık yazısı. 6. Eskişehir ile Odunpazarı ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Kıbrıs Caddesi Menekşegiller Sokak ve Tapu'nun 19N 3B paftanın 18.220 ada 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında iş yeri yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. 7. Eskişehir ile Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi Güllüdere Sokak ve Tapu'nun 19N 3A pafta ve paftanın 19.038 ada 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında iş yeri yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. 8. Eskişehir ile Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Kaplanlı Caddesi ve Tapu'nun 19M 3A 4B Pafta No 5412 ada 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında iş yeri yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. 9. Erenköy Mahallesi 19N 2B Pafta 16523 ada 13, 14, 15 parsellere ilişkin başkanlık yazısı. 10. Gündoğdu yani Karacaöyük Mahallesi 19O2A Pafta 5723 ada 5-6 parsellere ilişkin başkanlık yazısı. 11. Karapazar Mahallesi 12 Pafta 1588-1589 parsellere ilişkin başkanlık yazısı. 12. 75. yıl yani Kanlıpınar Mahallesi 18R4D Pafta 184 ada bir parselde yer alan trafo alanının kaldırılması ile 3 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin başkanlık yazısı arz olunur. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden önce Emre Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, geçtiğimiz hafta İdlib saldırısında şehit olan askerlerimiz anısına
Belediye meclisimizin bir dakikalık saygı duruşunda bulunması veriyoruz başkanım. Evet arkadaşlar, önce bir saygı duruşumuzu yapalım, sonra maddesi ve gündemimizin 5. maddesinin mecliste okunarak oylanmasını 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerin de ilgili komisyonlara okumuş sayılarak havale edilmesini öneriyoruz. Emre Bey'in önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. O zaman gündem madde 1. Buyurun. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilirkişi Seçimi Başkanlık Makamına 11-2-2020 tarih E-302-831 sayılı yazı. Belediyenin sınırları içerisinde yer alan Karatepe, Kireç, Çavlum, Kargın, Yörükkırka mahallelerinin çalışma alanı sınırları içinde 91 No'lu Orman Kadastro Baş Mühendisliğince 2-3-2020 tarihinden sonra Orman Kadastrosu ve 2B uygulamasına başlanılacağından belediye meclisince bir adet asil, bir adet yedek bilirkişi seçilmesi gerektiği Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 91 No'lu Orman Kadastrosu Baş Mühendisliğinin ilgi yazısıyla belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu Karatepe, Kireç, Çavlum, Kargın ve Yörükkırka mahalleleri için talep edilen muhtarlıktan alınan bilgiler doğrultusunda bilirkişi listeleri ekte olup Orman Kadastrosu ve 2B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına haiz bir adet asil, bir adet yedek bilirkişi seçilmesi hususunun belediye meclisince görüşleri karara bağlanmasını arz ederim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz. İsimleri? Var mı? Peki, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündem madde 2, plan ve bütçe, hukuk, plan bütçe ve hukuk ortak komisyonuna. Gündem madde 3, imar, hukuk ortak komisyonuna. Gündem madde 4, plan ve bütçe komisyonuna. Gündem madde 6, imar komisyonuna. 5'i oynayacağız. Gündem madde 7, imar komisyonuna. Gündem madde 8, imar komisyonuna. Gündem madde 9, imar komisyonu. Gündem madde 10, imar komisyonu. 11, imar komisyonu. 12, imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem madde 5. Buyurun. Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen konu 100. yıl logosu. Başkanlık makamına. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlaması için oluşturulan logonun
5393 sayılı belediye kanunun 18N maddesi gereğince kabul edilmesi ve 2020 yıl süresince belediyemizin tüm etkinlik, program ve yazışmalarında kullanılması konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet. Sayın Başkan, gündem maddesiyle ilgili bir soru buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis, bugün bütün Türkiye'deki aşağı yukarı meclislerde 107. yılımızla ilgili oylama yapılıyor. Ve ortak bir logo belirlendi ve bütün Türkiye'de bu ortak logoya uygun bir şekilde de hareket ediliyor diye biz biliyoruz. Şu anda logomuzda baktığımızda hepsi aşağı yukarı oturuyor. Fakat burada bazı ilaveler var. Söz almanın sebebi şudur. Diğer belediyelerimiz de buna benzer bazı ilaveler ve çıkartmalar yapma yetkisine sahip midir? Yoksa işin kurumsallığına bir helal gelmemesi açısından söylüyorum. O yüzden de bu logo hazırlamasında bu konuya dikkat edildi mi, edilmedi mi? Biz buraya gelirken zaten logomuz belliydi. Ona göre de arkadaşlarla oy birliğiyle geçireceğimizi de söylemiştik. Ama burada gördüğüm kadarıyla bazı ilaveler var. Kaldı ki hani ilave dediğimiz şey de işin ruhuna da aykırı bir durumda değildir. Onu da burada belirtmekte fayda var. Sadece genel itibariyle Türkiye'deki ortak logo anlayışına uygun bir şekilde olup olmadığını araştırdınız mı? Sadece onu sormak istiyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bizim Odunpazarı Belediyesi için öngördüğümüz bir logo. Yani devletin ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir kararla kullanılacak, Türkiye genelinde kullanılacak olan logo ayrı. Onu zaten inkar edemeyiz. Bu ikisi birlikte kullanılır o zaman. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak bu önergeyi veriyoruz. Çünkü kayıtsız ve şartsız egemenliğin ulusta olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bunun da çalışmasını yaptı arkadaşlarımız. Yani bizim logonun başka logoyla birlikte kullanılmasına bir engel yok. Asıl olan, eğer devlet böyle bir şey diyorsa, ki diyebilir, henüz dememişti, diyebilir. Biz onu da kullanırız. Bunu da kullanacağız. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Arkadaşlarımız da o doğrultuda araştırma yaptılar zaten. Geçmişte de böyle ikili logo kullanılmış, bir sorun görmüyoruz. Yani diğer belediyelerde buna benzer uygulamalar yapabiliriz. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz sona ermiştir. Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımız. Evet. Bir sonraki oturum. Perşembe başkanım. 5 Mart Perşembe. 5 Mart Perşembe saat 17.30'da bundan sonraki toplantımız olmak üzere gündem dışı görüşmelere geçiyorum. Ali Haydar Çelik, buyurun. Sayın Başkan. Pardon. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, basın emekçisi kardeşlerim, toplantıya katılan misafirlerimiz ve bizi izleyen halkımız, hepinize saygılar sunarak konuşmama başlıyorum. Şimdi Murat'a teşekkür etmeyi bu toplantıda çok istiyordum ama bu toplantıda da nasip olmadı herhalde. Halkımızın bazı sorunları var, resmi dairelerde çözülmeyen. Murat da bu işlerin takipçisi olacağım diye bana da söz verdi ama dilerim bir dahaki toplantıda bu akardereleri, ışıklar meselesi falan çözülür. Ha bir de şunu söyleyeyim. Stadyumla ilgili ifade etmem gerekiyor. Çünkü benim boğazlarım da çok kötü. Son maçlarda o soğuk havada yakılmayan ısıtıcıların altında titreye titreye maç seyrediyor. Ya arkadaş, o ısıtıcılar niye yapıldı stadyuma? Yapıldıysa soğuk havada en az 6 bin ile 10 bin arası taraftar maçlara gidiyor. Bu insanlara yazık değil mi? Gerçi havaları sunuyor ama ben bunu bir protesto amaçlı ifade etmek istiyorum. Çünkü o soğuğu hala hissediyoruz ya. Olmaz bu kadar. Yani bu
Isıtıcıları yaptıysanız çalıştırın, vatandaş gittiğinde orada hiç olmazsa üşümeden maçını seyretsin. Ayrıca Mart ayı kadınlar için, özellikle emekçi kadınlar için çok önemli bir ay. Çünkü 8 Mart gibi anlamlı bir günü önümüzdeki hafta hep beraber yad edeceğiz. 8 Mart hepimizin bildiği üzere 1857 yılında New York'ta iş koşullarının ağır olmasından dolayı, iş sürelerinin uzun olmasından dolayı kadınların başlattığı güçlü bir hareketin sonucu 120 tane dokuma emekçisi kadın Amerika'da, New York'ta katledilmiştir. Burada 8 Mart'ı anlamlı kılan, bugüne kadar kadın mücadelesi ve kadın hakları noktasında bu güçlü ve büyük eylem, kadınların canı pahasına yapmış oldukları eylemin dünya çapında yaşanması ve akabinde Alman sosyal demokrat lider Clara Zetkin'in 1910 yılında 2. Enternasyonel'e sunmuş olduğu öneri sonucu dünyada emekçi kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Şimdi hakları için ölen 120 tane kadını, emekçiyi bugüne kadar ki Türkiye'de de 1921 yılında başlamıştır kutlanmaya. Maalesef 12 Eylül askeri darbesinden sonra 4 yıl yasaklanmış ve kadınlar hakları ile ilgili bu anmayı yapamamışlardır. Bu 4 yılda Türkiye açısından utanç yılları olarak tarihin sayfalarına geçmiştir. Şimdi burada benim esas bahsetmek istediğim, Dünya Kadınlar Günü diye bahsedilip sorunu sıkıntısı olmayanları salonlarda oynadığı, eğlendiği bir gün değil. Kadın haklarını daha ileriye taşınabilmesi için seminerlerin, sempozyumların, etkinliklerin yapıldığı, kadınların bir araya gelip mücadele bayrağını daha yukarıya taşıdığı bir gündür 8 Mart. 8 Mart hangi nedenle olursa olsun ertelenmemelidir. Eğlence günü olarak görülmemelidir. 8 Mart emekçi kadınların mücadele günüdür. Bu anlayış ve bu perspektifle 8 Mart'ların kadın mücadelesinin yükseltilmesi adına değerlendirilmesini ben arzuluyorum. Ayrıca 8 Mart resmi olarak çalışan kadınlar için izinli gün olmalı. Resmi tatil olmalı. Türkiye dilerim bu konuda en kısa zamanda adımını atar. Şimdiden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederim. Siz önce kaldırdınız, buyurun. Önce Kadir'a mı konuşuyorsunuz? Hayır, Emre de böyle ikiniz de böyle. Buyurun, buyurun. Buyurun ondan sonra. O ara göre yani. Evet, şimdi Sayın Başkan, değerli meclis. Öncelikle Ali Aydar Bey'in eleştirisine sayalım, bir cevap vereyim. Bahsetmiş olduğu bir yol hattı vardı. Orada bir elektrik konusunu söylemişti Zatayları. Yerine gittik, inceledik. Orada öyle bir sorun olmadığı da görüldü. Belki yanlış bir lokasyonla ilgili konuştuk ama kendisiyle şeyden sonra, meclisten sonra gidip bir bakabiliriz. Tam olarak kastettiği yer neresidir? Kontrollerini beraber yaparız. Yani söylediği gibi sigara kağıdına yazmıyoruz böyle şeyleri. Onlar eskiden kaldı. İlgileniyoruz konusuyla. Bizatihi söylemek istedim. Stadyumda da kendisi yıllardan beri açık stadyumda, eski Atatürk Spor Stadyumunda maç izlemiş birisi olarak bu kadar daha fazla konfor sağlayamadığımız için özür dilerim ama bundan sonra da söyleriz arkadaşlar. Kadir Efendi'leri yakalar. Isıtıcılar değil artık. Var ama olan tamam. Bir şey. Tamam, söyleriz. Ali Aydar Bey üşüdüğünü söyleriz. Yakalamaya yani çalışıyoruz. 10 bin kişi üşüyor. Tamam. Şimdi değerli meclis, Sayın Başkan, tabii bugün böyle bir esprili bir konuya girdik ama aslında çok da üzüntülü olduğumuz bir konu var. Geçen 3 gün önce maalesef şehitlerimiz oldu İdlib'de. Ve hala Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimiz ciddi bir operasyonda hala devam ettirmektedir. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, ülkemize de başsağlığı. Yaralı olanlara da Allah'tan şifa diliyoruz efendim. Şimdi söz almamın sebebi de bu konuyla ilgilidir. Şimdi
olay hadisesi olduğu günün ertesi günde bütün bir parti hariç, o da malum zaten, dört parti bir araya gelerek bir basın bildirisi açıklaması yaptılar. Kendilerine yakışanı yaptılar. Hepsine teşekkür ediyoruz bu imzanın altında olan bütün parti ve parti mensuplarına. Daha sonradan da maalesef daha işin rahmeti devam ediyorken, operasyonlarımıza devam ediyorken birkaç polemik konusu olacak hadiseler de yaşandı. Bundan da üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Daha burada saygı duruşunu gerçekleştirdiğimiz bir anın hemen saniyesinde zatenlerinizin de konuya yanlış politikalar yüzünden olan saldırılar diye konuya girdiniz. İşte zaten işin özeti de burada. Böyle durumlarda gelin hep beraber konuyu biraz daha siyasetin dışına taşıyarak hep beraber umur uzunluğumuza el ele bu konularda mücadele etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki muhalefet kanadının eleştirileri varsa bunları dinlemek de çok onur verici olur. Ama tabii daha operasyonlar devam ederken amalarla, fakatlarla ifade edilecek cümlelerin de bu sürece zarar vereceğini düşünenlerdenim. O yüzden de cümlelerimizi kurarken bu eleştiri haklarımızı biraz soruya bırakırsak daha rahat birbirimize tartışırız diye düşünüyorum. Bunun nedenini de şöyle altyapısını yapmak istiyorum. Şimdi daha dün zannedersem açıklandı. Kamuoyu araştırmalarına baktığın zaman halkımızın %70'i hala Suriye'deki askeri operasyonlarımızı destekler mahiyette bilgilere ulaştık. Tabii %70 rakamı büyük bir rakamdır diye düşünebilirsiniz ama aslen ben niye %90 değil, %100 değil endişesi taşıdığımdan dolayı demek ki bu konuyla ilgili anlatacağımız halkımıza çok daha şeyler var diye düşünüyorum. Bir kere Suriye'de ne işimiz var sorusunu halkımızın %70'inin anlayabildiğini görüyorum ama geriye kalanın da anlaması adına birkaç cümle kurmak isterim. Takdir edersiniz ki Soçi'de bir mutabakat sağlandı ve bu mutabakatın altına Rusya gibi, İran gibi, Türkiye gibi ülkeler altına imza attılar. Dolayısıyla da büyük devletler altına atmış oldukları imzanın sahibi olmalıdırlar. Bu mutabakatla girdiğimiz bir yerde giriş sebebimizin ana maddelerini olarak sıralarsak şayet 4 milyon daha sınırımıza dayanmış mülteci akınının Türkiye'mize girmemesini sağlamak adına İçinde bir takım daha önceden eğitilmiş terörist grupların Türkiye'mize bu vesileyle girip eylem yapmaması adına büyük bir insanlık dramını engellemek adına orada olduğumuzu birçok kereler dile getirdik. O yüzden askerimiz oradadır, o yüzden güvenlik kuvvetlerimiz oradadır ve mücadele ediyorlar. Dolayısıyla da altına imza atanlar sözünde durmamış olabilirler ama biz millet olarak altına imza attığımız her konuda mücadele edeceğimizi ve arkasında peşinde bırakmayacağımızı daha önceden de belirttik. Dolayısıyla da biz oralara böyle kabalarlık yapmak için gitmedik. Biz oralara Suriye toprak bütünlüğünü, Suriye rejiminin kendisinden çok daha fazla önemsediğimiz için, bütünlüğünü önemsediğimiz için gittik. Çünkü iyi biliyoruz ki Irak, Suriye eğer parçalanırsa sıranın Türkiye'ye geleceğini de çok iyi biliyoruz. Ama Allah'ın izniyle kimseye de bu fırsatı vermeyeceğimizi de burada belirtmek isterim. Diğer taraftan şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Çünkü halkımızın büyük bölümü bunu sorguluyor. Yani eleştiri hakkımızı tabii ki kullanmakta en doğal hakkımız ama Esad rejimini bu zamana kadar askerlerimizle savaşan bir rejimi bu zamana kadar zatenlerimizin partisinden de ciddi anlamda bir eleştiri, bir kınama gelmediği de aşikardır. Dolayısıyla da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gerek siyaset yapanların, gerekse oy verenlerin büyük bir bölümünün vatansever olduğunu düşündüğümüz bir partinin bu anlamda ordusunun yanında olması gerektiği ve bu anlamda da bir çift laf etmesi gerektiğini düşünenlerdiniz aynı zamanda. Diğer taraftan da son günlerde mültecilerle ilgili de bir spekülasyon var. Biz hiçbir zaman mültecilerin hiçbirini ülkemizi terk edin demedik, demiyoruz da. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar insani bir muamele gördükleri başka bir ülkede yoktur. Bundan da gurur duyuyoruz. Sadece ve sadece gitmek isteyenlere bundan sonra durun demeyeceğimizi söyledik. Yoksa mülteci politikalarımıza da bir değişikliğin olmadığını dün bakanlarımız açıkladı. Bugün de
biz de burada ilan ediyoruz. Bu kadar büyük bir operasyonu yıllardan beri devam ettiren bir devlet, hem siyasal anlamda hem de ekonomik anlamda üzerimize doğan yükünü de organize eden bir hükümeti o anlamda tebrik ediyor ve başarıdan devamını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Emre Bey, buyurun. Evet. Şimdi hemen başkanım, şuradan başlayalım. Şimdi az önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili olarak merkezi hükümetin emekçi kadınlara izin vermesiyle ilgili gene onun pazarı belediyesi aslında bir ilkeye imza atarak geçtiğimiz dönemde de 8 Mart'ta belediyede çalışan kadınlara izin vermişti. Gene bir bu konuda da tutanaklara geçmesi için. Bir şey kafama takıldı. Yani diğer konulara geçeceğim ama az önce Murat Bey dedi logo oy birliğiyle geçti ama logoda dedi birkaç ekleme görüyorum. Şimdi hepimiz logoyu izliyoruz. Atatürk silüetini görüyoruz. Kayıtsız şartsız diye görüyoruz. Eğer aynı düşüncesindeyse hiç görüş almadan oya sunulduğu zaman oylanması gerekiyordu. Atatürk'ten veya şeyden bir polemik yaratmak istemiyorum ama ekleme dedikleri de aslında bizim vazgeçilmezlerimiz. Onların konulmuş olmasını bir ekleme olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Gelelim diğer konulara başkanım. Şimdi aslında biz el kaldırdık. Hayır, el kaldırdınız bunun ama da, ekleme var dedi. Ekleme. Murat Bey, sadece ekleme var dedi. Bütün Türkiye'de bak, ortak bir logo üretelim ama, anlamında bak, söylüyorum. Şimdi ekleme dediğin olayı burada kamuoyu da görüyor. Kayıtsız, şartsız, bağımsız Türkiye ve evet. Mustafa Kemal Atatürk ifadesini evet. Acaba yasal mevzuata uygun mudur, değil midir? Burada net bir şekilde oylama çıktığı zaman oy birliği denilip gitmesi gerekiyor. Kabul ederseniz etmezsiniz. Ettik. Ettiyse ben sizi dinledim. Hani devam edelim. Şimdi geçtiğimiz ay mecliste aslında siyaset yapmayalım dedik. Şimdi burada gelirken de acaba aynı şeyle mi karşılaşacağız diyorduk ama biz her böyle acı haberde herhalde hiç siyaset yapamayacağız gibi bir nokta geliyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Acımız çok büyük. Orada 36 canımız farklı sayılar da söyleniyor. Şehit oldu. O güne gidelim. İnternetler yasaklandı. Sosyal medya kapandı. Gene bir engelleme siyaseti. Yine bir halkın haber alma özgürlüğünün önüne geçilmiş olması. Ya acaba kimin neyi nereden saklıyorsunuz? Zaten uluslararası basın gerekli açıklamalarını yaptı. Bir tane vali çıktı. Devletimizin başı 3 gün boyunca konuşmadı. Yani vatandaşın haber almasından bu kadar çok korkmayın. Üzüntü hepimizin üzüntüsü. Şehitler hepimizin şehitleri. Sosyal medyayı engelleyerek YouTube'u diğer kanalları engelleyerek bir şeyin önüne geçemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi hiç tepki göstermedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ya haber okumuyorsunuz ya gündemden uzaksınız. Farklı kanallara bakıyorsunuz. Sayın Genel Başkan çıkıp açıklama yapmadı mı? Şehitlerle ilgili üzüntüsünü dile getirmedi mi? Ha bir bakıyorsunuz Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Onu da anlamış değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bu şehitlerin hesabını nasıl verecek? Ya iktidar olan, iktidara yakın olan, iktidar ortağı olan sizsiniz. Yanlış dış politikayı uygulayan bu merkezi hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi mi bu yanlış politikayı uyguladı? Sayın Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı, dedik ki bir şeyler söyleyecek. Gezi olayları dendi, 15 Temmuz darbe girişiminde de evet bir olaylar var ama şu anda bunun açıklaması bu değil. Mültecilerle ilgili kapıları açmak mı mesele? Hem siz dediniz, bunlar bizim misafiriz dediniz. Burada kendi vatandaşlarımız işsizken, açken bilmem kaç milyar para harcadık diye çıktınız, övündünüz bunlarla. Ne oldu? Suriye halkı bunu istiyor dediniz, o isteyenler için istediniz. Biz onları misafir ettik, isteyen de yok. İsteyen gider, orada eğer bir mücadele ediyorsa mücadelesini yapar. Hepsi kaçtı gitti. Adamlar dalga geçer gibiler. Türkiye'deki para bize yetmiyor. O yüzden yurt dışına gidiyoruz diyorlar. Bizim buradaki vatandaşlarımız açken, işsizken, intihar ediyorken biz onlara baktık. Şu anda kapıları açtık. Bir yandan diyorsunuz ki biz kapıları açtık. Bir şekilde Avrupa'ya tehditte bulunuyorlar kapıları açarız diye. Sınırda kaldı. Yazık günah. Oradaki o çocuklara yazık. Bu kadar olmaz. Böyle bir yanlış dış politika olmaz.
Onun dışında kamuoyu istedi. Hangi kamuoyu istedi? Kim savaş ister? Evet, belli zorunluluklar var. Teröre karşı mücadele edelim, sınırlarımızı koruyalım. Ona kimse hayır demiyor. Ama öyle bir algı yaratıyorsunuz ki kamuoyunun %70'i. Nerede yapmışlar anketi? Kim yapmış? Belli bile. Şimdi bunu bu şekilde anlatmak çok zor. Perşembeden beri çok üzgünüz. Bakın hepimizin evladı var. Hepimizin evladı var, hepimizin canı var. Gözünün içine bakıyoruz. O kadar kolay değil. Evet, şehitlik mertebesi kutsaldır, şehitlik bunur. Ama göz göre göre canlarımızı kaybediyoruz. Göz göre göre, yanlış dış politikayla. Kafamızı uzatamıyoruz. Ona bir şey söyleyeyim, buyurun. Hani büyük devletiz. Rusya bir taraftan müsaade etmiyor. Bugün açıklama yapmış. Türk savaş uçaklarının vurulması mesuliyeti bize ait değil diye. Hangi mutabakat, neye göre? Yani bunu alın, hani siz diyorsunuz ki ortak bir masa kurulsun. Evet, hükümetle ortak masa kursun, tüm partileri eleştirisiz bir şekilde getirsin, ortak bir çözüm üretelim. Söylenecek çok şey var ama tabii ki söylediğimiz siyasi eleştiriden çıkıp bir anda hakaret ve diğer boyutlara geliyor. O yüzden susuyoruz ama susmanın da çözüm olmadığını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Buyurun. Şimdi öncelikle logodaki hassasiyetimizi açık ve net olarak belirttik. Bunun bir tartışma konusu olmasını gerektirecek bir hassasiyet de söylemedik. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye çapında bir logo çalışması yapılmış. Ortak değerlerimizdir hepsi. Dolayısıyla da ben özellikle hassasiyetle sordum ki ortak yapılan bu çalışmanın bu tarz eklemelerle, çıkarmalarla ki bunların hiçbirinde kayıtsız ve şartsız kelimeleri ve oradaki eklemelerin herhangi bir şekilde işin doğasına da uygun olduğunu da söyledim zaten. Burada yanlış anlaşılmasını gerektirecek herhangi bir durum yoktur. İkincisi, Emre Bey söylemiş olduğu Suriye politikası ile ilgili ve oluşan hadiselerle ilgili tekrarlıyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını rencide edecek herhangi bir hal ve hareketle karşılaşmadığımızı, bu konuda sadece ve sadece Esad rejiminin bu zamana kadar aylardan beri savaştığımız bir devletle bir kınama mesajını görmediğimizi söylüyoruz. Sadece bunu söylüyoruz. Yoksa geriye kalan eleştiri konusunu burada herhangi bir şekilde belirtmedim. Bu konuyu da çok da fazla hani ileriye taşımak da istemiyorum. Daha sıcak saatlerdeyiz. Hala Mehmetçik şu anda savaşta mücadele ediyorlar ve bu mücadelede de bizim burada kısır siyasi tartışmalarımızdan etkilenmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hala demin saygı duruşunda olduğu gibi hepimiz aynı safta, aynı yerde durarak o mücadeleye katkıda bulunalım istiyorum. Çok da fazla bu konuyu ilerletmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Söz hakkınız, siz yanıtlayın lütfen. Sayın Özcan konuşmasının bir bölümünde bir cümle kullandı. Benim de bu Suriye politikasına söyleyecek sözüm çok ama siz konuşun lütfen. Cumhuriyet Halk Partililerinin büyük bir bölümünün vatansever olduğunu düşünüyorum cümlesi. Cumhuriyet Halk Partililerinin tamamı en az sizin kadar vatanseverdir. O nedenle o cümlelerini düzeltmelerini rica ediyorum. Ben düzeltmiyorum da. Hani teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada bir eğri doğru. Yani çok özür dilerim. Ben Suriye Savaşı'nda Esadçı olurum diyen vekilleriniz var. Sayın ya Bey. Esad'la göreceğiz sizsiniz. Dolaylı olarak göreceğiz sizsiniz. Bak beni Suriye'nin içine sokma. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere bir hakaret sayabileceğim bir cümle kullandınız. Onu düzeltmemizi istiyorum. Bu kadar basit. Arkadaşlar kimin vatansever olduğuna biz karar vermeyiz. Veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Herkes vatanseverdir. Herkes bu ülkede bir takım haklarını da kullanarak düşüncesini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Hassas bir nokta, tartışılma noktası ya da pozisyonu tehlikeli. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Şimdi bir farklı ortama girmişiz. Öyle girmişiz. Bir savaşın içindeyiz. Bu artık
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki alarak PKK'yı ya da PYD'yi yok etmek üzere yapılan bir harekat değil. Bu bir savaş. Ruslar arası bir ortam ve işte Soçi'de bir takım görüşmeler var, Adana'da bir takım görüşmeler var. Şu anda Genelkurmay'da bir takım tartışmalar var ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi yok. Ana Muhalefet Partisi'ne niye bilgi vereyim? O beni arasın. Böyle olursa gerilir bu işler. Yani ben elimi uzattığım zaman benimle tokalaşmıyorsanız bu iş gerilir. En çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğunu söylediğimiz dakikalarda herkes, ama herkes attığı adıma da yaptığı söyleşiye de dikkat edin. Dolayısıyla bir politika yapıyorsak hepimizin dikkat etmesi lazım. Çok şey söyleyebiliriz. Hepimiz bu konuda kitap yazacak bilgiye sahibiz. Ama Mehmetçik savaşın ortasına girmiş. Şehitler var, bombalar patlıyor, uçaklar gidiyor. Biz burada eleştiri hakkımızı kullanmaya korkuyoruz. Bu tam da işte emperyalistlerin parçala böl noktasına getirdiği durumdur. Her zaman böyle olmuş. Değerli arkadaşlar, evet bizi eleştirebilirsiniz ama herkes önce aynaya bakacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi bilgilendirilmedi henüz. 5 gün oldu. Yaman yani işte olacak. Bu arada neler oldu? Hiç mi hakkı yok bu milletvekillerinin böyle bir şeyi bilmeye? Dolayısıyla yanlış üstüne yanlışla gitmek, inatlaşmak doğru bir iş değildir. Evet, Cumhuriyet Halk Partililer en az başkaları kadar vatanseverdir. Bunu da oraya not ettim. Ama hala ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve oradaki siyasi partilerin bilgilendirilmemiş olması, Sayın Devlet Bahçeli'ye özel bilgi verilip de Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiyorum kardeşim denmesi çok şık bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Bunu hiç kimse savunamaz. Buna itiraz ettiğimiz zaman da biz vatan haini falan olmayız. Bilmemiz gerekir. Suriye'de şu anda ne oluyor ki biz sizi destekleyelim. Bilmeden bizi teslim alma şansı yok hiç kimsenin. Yani eyvallah, sen ne dersen doğrudur, öyle bir şey değil. Birçok yanlış var çünkü, birçok yanlış var. Dolayısıyla bu işi düzene sokmak ülkeyi yöneten birinci derecede sorumluların işidir. Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir. Suriye'deki savaş bizim için niçin zorunlu? Bunu bize anlatması gerekir birilerine. Anlatmazsa biz bu zorunluluğu anlayamayız. Anlayamayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bunu daha uygun ortamlarda bu işler başlamadan konuşmamız gerekirdi. Ama ben yaparım, arkadan istim gelir. Bu mantık doğru bir mantık değil. Türkiye'yi doğru yere götürmüyor. Türkiye'yi doğru yere götürmediği için de hatalar ortaya çıkıyor. İnsanlar şimdi büyük bir kısmı işte %70'i savaşı destekliyor. Savaşı desteklemiyor. Ama Mehmetçik Suriye'ye girmiş, artık yazık olmasın diyor çocuklara. Onun için arkasındayız diyor. Onun için orada dikiliyoruz diyor. Yoksa farklı bir algı değil. Savaşı yapmadan önce sorsaydınız göreydik kaçı destekliyor. Savaş mı yapıyoruz, müdahale mi ediyoruz? Bu savaş. Yani bunu kandırmanın, kendimizi kandırmanın anlamı yok. Burada savaştığımız ya da çarpıştığımız güç Suriye devleti. Rejim güçleri diyoruz. Şimdi ne demek rejim güçleri? Evet. Suriye devleti. Evet. Ya bir meclisten ne diye yetki aldık? Suriye'deki PKK ve PYD uzantılarını temizlemek üzere yetki aldık. PKK nerede şu anda? Güvenli bölgeye geçti. Silahlarıyla beraber orada bekliyor. Sayın Başkanım değil.
Öyle. 5 dakika önce haberleri izlediyseniz 50 tane PKK'lı. İzlemedim. Fırat Kalkanı, Barış Harekatı. İzlemedim ama bu o hakkı vermez. 56 tanesi sızmaya çalışırken bugün. Tamam. Güzel. Keşke durduruldu. Keşke 20 yıldır PKK'yı daha ininde halletseydiniz. Yani bunlar olmadı. Şimdi tartışmayalım çözüm süreçlerini, efendim işte kırmızı halıları, efendim megrileri, bunları tartışmayalım, konuşmayalım. Ama doğru bir hamle yapalım. Bir PKK sorunu vardı, şimdi bir de Suriye sorunu çıktı. Türkiye için iyi yolda değiliz. Bunu da eleştirmek herhalde hakkımızdır. Yani bunu doğru yapın. Ha bize doğru yaptığına dair hükümet bilgi verse, İkna etse inanalım niçin doğru olduğuna. Dolayısıyla sizin doğrularınız her zaman Türkiye'nin doğruları olmuyor. Bizim de doğrularımız olmuyor. Bu nedenle bunu daha uygun ortamlarda değerlendirmek lazım. Umarım ve dilerim daha çok insanımız ölmez. Şehidimiz olmaz. Biz bu noktada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve ülkemize, ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Ama yine altını çizerek bir kere daha vurgulamak istiyorum. Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir. Evet, oturumu kapatıyorum.